MHP kavgaya çağırıyor. Çünkü başka çareleri kalmadı. Siyasetin normal kurallarıyla, araçlarıyla, taktikleriyle, sandıkla, oyla, uzlaşmayla kazanma şansları yok artık. Başta yerden yere vurdukları AKP'ye sonradan dışarıdan eklemlenerek hem iktidarın içinde hem dışında bir pozisyonda durmak istediler. Bu pozisyon uzun süre lehlerine işledi. Hükümetin günahlarına ortak gibi görünmezken ittifak içinde her istediklerini yaptırabilecek bir ayrıcalığa kavuştular. Davul AKP'nin boynundaydı, tokmak MHP'nin elinde. Ancak davul patlayınca tokmak da elde kaldı. Herkes yaşanan felaketin sorumluluğunu MHP'den de sormaya başladı. Taban akın akın kaçtı. Nefret ettikleri İyi Parti oradan kaçan oyların, kadroların adresi haline geldi. İşte o zaman 1970 model bir yönteme, şiddete kapı açtılar. Biraz partinin hızla eriyor olmasının öfkesiyle, biraz da döneni vurun talimatının itmesiyle. Önce Bahçeli'nin, ardından MHP yönetiminin açıkça tehdit içeren ve ısınan siyaseti şiddetin cehennemine çeken açıklamaları önümüzdeki dönemin ne kadar sıkıntılı olacağının kanıtı. Dikkatli olunmazsa işler kontrolden çıkabilir. Belki de amaç budur. Belki de amaç devrilmeye mani olacak mevcut rejimi kalıcı kıracak bir polis devletini kışkırtmaktır. Bunun için de polise hükmeden isim hazırlık yapmaktadır. Ama içeride halkın gün be gün kabaran öfkesi, dışarıda uluslararası siyasetin değişen dengesi bu senaryoya pek imkan bırakmıyor. Muhalefet sokağa gel dövüşelim çağrılarına pencereyi kapatıp yarının Türkiye'si için hazırlanmaya, nefret söylemine karşı birlikteliğe çağırmaya devam etmelidir. Ancak bir provokasyon ihtimalinde ne yapacağını da şimdiden iyi hesaplamalıdır. En zorlu son etaba girdik. Kaybedecek çok şeyi olanlar kaybetmemek için her şeyi göze alacak. Dönüşüm sancılı olacak. Ama sonunda halk kazanacak. Paris'ten St. Petersburg'a kadar eski sarayları bugün müze olarak gezenler bu finali iyi biliyorlar.